Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Destur ya Seyyidi Medet ya Sultanın Evliya Destur Medet Şeyh Mehmet Adil el-Hakkani. Allah-u Teala meclisimizi hayırlara vesile eylesin. İnşallah öncelikle dersimize devam edelim peygamberler tarihinde. Sonra da birkaç başka mevzu daha var. Onlardan da inşallah bahsedeceğiz bugün. Peygamberler tarihinde bize bildirilen 3. peygamber İdris aleyhisselam. Şit aleyhisselamın torunlarındandır İdris Nebi. Ve asıl ismi Uhnuh'tur. Adem aleyhisselama indirilen 10 sayfa, Şit aleyhisselama indirilen 50 sayfa ve kendisine indirilen 30 sayfa ile çok amel edip ders yaptığından kendisine İdris denmiştir. Kur'an-ı Azimuşşan'da Cenab-ı Mevla'nın bize zikrettiği bir peygamberdir İdris Aleyhisselam. Ve çok ibadet ve taat ehli bir peygamberdi. O kadar çok ibadet ederdi ki melekler ona hayrandılar. Hatta onun günlük ibadeti rivayete göre yeryüzünde bulunan diğer tüm Müslümanların ibadetinden daha fazla oluyordu. Bu da tabii ki ancak tayyi zaman ile mümkündür. Yani Cenab-ı Mevla İdris Nebi'ye tayyi zamanı ihsan etmişti. Biliyorsunuz Kabil Habil'i şehit ettikten sonra Adem Aleyhisselam evlatlarına Kabil'le ve Kabil'in zürriyetinden gelenlerle oturup kalkmayı Müslümanlara yasak etti. Müslümanlar böyle dağlık bir bölgede yaşıyorlardı. Hepsi hidayet üzerineydi, hepsi de peygamberlerine tabiydi. Kabil oğulları da dağın eteklerinde ovada yaşıyorlardı. Onların da hepsi dalalet üzerineydi. Ya mecusiydiler ya da putperesttiler. Bunu geçtiğimiz derslerde anlatmıştık zaten. Şit aleyhisselam hatta Kabil oğullarıyla cihat dahi etmiştir. İlk defa silah yapıp da cihat eden peygamber Şit aleyhisselamdır. Kabil oğullarıyla cihat etmiştir. Çünkü Kabil oğulları Müslümanlara taarruzda bulunuyorlardı. İdris Aleyhisselam'ın döneminde ise hatta onun babasının zamanında Müslümanlar dinlerinden taviz vermeye başladılar. Peygamber yasağı bulunmasına rağmen Kabil oğullarıyla oturup kalkmaya başladılar. Bu da nasıl oldu? Kabil oğulları çoğaldılar. Çalgı aletleri icat ettiler. Her gece öyle eğlenceler yapıyorlardı ki sesleri ta Müslümanların bulunduğu o dağlara kadar ulaşıyordu. Bazı Müslümanlar da ya bu sesler ne acayip sesler. Hani çalgı duymamışlar, bilmiyorlar. Gidelim bir bakalım. Taviz verdiler. Bu da güzel bir örnektir. Tavizin tavizi gerektirdiğini, efendim bir defa şeytana taviz verdiğin zaman onun seni böyle adım adım kendine doğru çektiğini, bir de bakmış ne din kalmış ne iman kalmış. Bu hususta güzel bir örnektir. Bir bakalım dediler. Sırf bir bakalım. Sonra hemen geri dağa çıkarız. Dağdan indiler. Ama Kabil oğullarının yanına gidince Kabil oğullarının şehvetli kadınları bunları bir daha bırakmadı. Daha geri dönemediler yani. Bu defada ya işte kardeşim gitti, amcam gitti, dayım gitti, geri gelmedi, gideyim onu geri alayım diye diğer Müslümanlar da inmeye başladı ve dananın kuyruğu koptu. Artık Adem oğullarıyla Kabil oğulları iyice birbirlerine karıştı. Yalnız İdris Aleyhisselam'ın yanında 1000 civarında Müslüman kaldı. İdris Aleyhisselam çok özellikleri olan bir peygamberdir. İlk defa elbise diken ve insanlara bunu öğreten İdris Aleyhisselam'dır. Ondan önce insanlar hayvan derilerini kullanıyorlardı örtünmek için. Yani insanlık tarihinin ilk terzisi İdris Aleyhisselam'dır. İlk defa astroloji ilmiyle meşgul olan yine İdris Aleyhisselam'dır. Bunu da insanlara öğreten yine İdris Aleyhisselam'dır. İdris Aleyhisselam tabi kavmini Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ etti. Hatta o mübarek peygamberin şöyle bir usulü vardı. Haftayı ikiye bölmüştü. 3 gün devamlı tebliğ ediyordu. 3 gün devamlı emri bil maruf nehy anil münker yapıyordu, sohbet yapıyordu. 4 günde insanlardan uzaklaşıp dağlarda yolculuklara çıkıyor, ibadet ve taatle meşgul oluyordu. Bir gün bu yolculuklardan bir tanesinde
İdris aleyhisselam şiddetli bir güneşin şeyinde kalmış, sıcağında. Hararet içerisinde. İdris aleyhisselam demiş ki, ya Rabbi, ben şu kadardık sıcağa dayanamıyorum. Güneş benden bu kadar uzak olmasına rağmen. Acaba o güneşi taşıyan meleklerin nasıl o sıcağa dayanıyorlar? Dua etmiş. Allah'ım ona güç kuvvet ver. O güneşi taşıyan meleğe yardım eyle. Diye böyle İdris Nebi dua etmiş. Yani meleklere salavat getirmek peygamber sünnetidir. Bakın bizim derslerimizde Delalül Hayrat'ta nice meleklere salavat okuyoruz. Çok faydası da vardır. Hasılı melek, Allah-u Teala bu duasını da o meleğe işittirmiş. Melek de, ya Rabbi, şu Adem oğlundan bugüne kadar bana hiç kimse dua etmemişti. Çok hoşnut olmuş. İzin ver onun hizmetinde bulunayım ya Rabbi. Allah-u Teala izin veriyor. O melek İdris Aleyhisselam'a geliyor, ziyaret ediyor. Ve sonunda diyor ki, İdris Nebi ile görüştükten sonra, senin için bir şey yapabilir miyim ey İdris Nebi? İdris Aleyhisselam da diyor ki, ben Azrail Aleyhisselam'ı merak ediyorum. Onunla görüşmek istiyorum. Acaba sen bu görüşmeyi sağlayabilir misin? Onu görüyor musun? Tabii görüyorum dedi melek. O bizim meleklerin peygamberlerindendir. Azrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam ve Cebrail Aleyhisselam. Meleklerin peygamberlerindendir. Dört büyük melek dediğimiz. Hasılı gel zaman git zaman İdris Aleyhisselam yine böyle bir yolculuk yaparken bir yabancı geldi. Halbuki Azrail Aleyhisselam ama insan suretinde geldi İdris Nebi'nin yanına. Dedi ki, ya İdris Nebi, izin verirsen ben de seninle beraber yolculuk edip ibadet etmek istiyorum. İdris Aleyhisselam dedi, sen dayanamazsın. O da, Allah güç verirse dayanırım dedi. İnşallah. İyi. Bütün gün ibadet ettiler. Sonra iftar yaklaşınca, oruçlu tabii mübarek. İftar yaklaşınca bir tane çoban görmüşler yolda. Azrail Aleyhisselam demiş ki, ya İdris Nebi, şu çobandan rica etsek de şu koyunların sütlerinden bize biraz verir mi? Çünkü iftara biraz var. Hani daha da yolculuk esnasındayız. Gideceğimiz yer belli değil. Orada yemek, rızık bulacak mıyız belli değil. Şimdi hazır bu önümüze çıkmışken şuradan biraz süt alalım. Onun tevekkülünü deniyor Azrail Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam. İdris Nebi dedi ki, Allah rızka kefildir. Almaya gerek yok. Gideceğimiz yerde Allah rızkımızı gönderir. Ve gidiyorlar, gidiyorlar. Tam iftar vakti bir üzüm bağının oraya gelmişler. İdris Aleyhisselam demiş, işte bak ben sana demedim mi? Allah rızka kefildir. Bak önümüze yine bir rızık çıktı. Bununla iftar ederiz. Üzümden yemiş. Ona da uzatmış. Azrail Aleyhisselam, ben yemek istemiyorum diye geri çevirmiş. Tabi İdris Nebi bunun üzerine şaşırıyor. Allah Allah, bu da aynı süt istemiyor muydu? Azrail Aleyhisselam demiş, ben onu kendim için istemedim. Ya İdris Nebi. Allah Allah. Sabaha kadar aslı geceyi de ibadetle geçiriyorlar. İdris Aleyhisselam görüyor, bunda yorgunluk alameti de yok. Ne yiyor, ne yoruluyor. O zaman anlamış. Demiş, Allah aşkına söyle, sen Adem oğlundan değilsin. Kimsin sen? Azrail Aleyhisselam kendini tanıtmış. Ben Azrail'im. Benimle görüşmek istediğin için geldim. Benden ne istiyorsun demiş Azrail Aleyhisselam. Senden bazı isteklerim var. Evvela benim ruhumu kabzedebilir misin diye sormuş. Şu ölüm nasıldır? Görmek istiyorum, bilmek istiyorum. Ruhumu kabzet, sonra geri iade et. Azrail Aleyhisselam, benim buna şeyim yok. Hani iznim yok. Cenab-ı Mevla hani verirse izin olur. Hasını Cenab-ı Mevla ilham ediyor. Azrail Aleyhisselam da bu ilham üzerine İdris Nebi'nin ruhunu kabzediyor. Ondan sonra ona geri iade ediyor. İdris Aleyhisselam yeniden dirildikten sonra Azrail Aleyhisselam soruyor. Ya İdris Nebi, nasıl buldun ölümü? Beklediğimden çok daha şiddetli buldum diyor İdris Aleyhisselam. Çok daha şiddetli buldum. Yani birinin böyle diri diri derisini yüzmeye benziyor. Yani benim tarif edebileceğim en büyük acı bu diyor İdris Aleyhisselam. Artık nasıl bir acıysa ancak böyle tarif edebilir. Allah hepimize kolay kılsın inşallah. Sonra İdris Aleyhisselam diyor ki, ya Azrail, sen şu anda benimlesin.
Bütün gün beraberdik. İftar ettim. İşte beraber geceyi ibadetle geçirdik. Bu arada hiç kimse ölmedi mi diyor. Hani senin görevin can alma meleğisin. Hayvanların bile canını Azrail Aleyhisselam alır. Yani bu zaman zarfında hiç kimse ölmedi mi? Azrail Aleyhisselam diyor ki öldü tabii ki. Bütün canlılar diyor benim diyor önümde böyle bir insanın önünde bulunan sofra gibidir. Seninle beraberim ama çok kolaydır yani. Ben canı gelecek, eceli gelecek olan kimseye yine senin sofradan böyle bir ekmen alman gibi ben de o eceli gelenden canlı alabilirim diyor. Azrail Aleyhisselam'ın gerçek suretini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde görmüştür ikinci kat semada. Azrail Aleyhisselam makamı oradadır. Orada Efendimiz gördü. Böyle ulu bir tahtın üzerinde sağında Rahmani, Nurani melekler, solunda Zulmani melekler. Azrail Aleyhisselam'ın önünde bir defter vardı. Orada işte kimin eceli geldi, bu yıl içerisinde kim ne zaman ölecek, onun listesi. Bir tane de Azrail Aleyhisselam'ın önünde leğen vardı. Efendimiz gördü. Bir tane de ağaç vardı. Ve Efendimiz sordu o zaman Azrail Aleyhisselam, bu nedir? İşte bu ağaç nedir, bu önündeki leğen nedir, elindeki defter nedir? Azrail Aleyhisselam da anlattı bir bir. Ya Resulallah, bu elimdeki işte bu yıl içerisinde ölecek olanların listesidir. Berat gecesinde bana teslim edilir. Kim ne zaman nerede ölecek? Şu gördüğün ağaç hayat ağacıdır. Bir kimse dünyaya geldiği zaman orada onun için bir yaprak açılır. Üzerinde de ismi yazar. Eceli geldiği zaman da bu yaprak sararır. Öleceği zaman o yaprağı ben alırım, meleklere veririm, görevli meleklerime. Onlar onun yemeğine katarlar, suyuna katarlar. O onu yerse, içerse vakti de geldiği zaman ondan sonra eceli gelmiştir. Ben onun canını alırım. Nasıl alırsın? İşte bu önümdeki leğenden. Oraya Azrail Aleyhisselam sağ eliyle aldığı zaman o kişinin ruhu Müslüman olarak gelir. Ve sağındaki meleklere verir Azrail Aleyhisselam. Eğer kişi imansızsa sol eliyle o leğene elini uzatır. Ve hangi canlı olursa olsun, nerede olursa olsun, Azrail Aleyhisselam bu kadar kolaydır yani onun için. Sol eliyle alır, ruhu kabzeder, solundaki zulmani meleklere verir. Efendimiz bunu Miraç gecesinde görmüştür. Bunu sordu İdris Aleyhisselam. Sonra dedi bir ricam daha var. Acaba beni cehenneme götürebilir misin? Oraları görmek istiyorum. İzin varsa götürürüz dedi. Cenab-ı Mevla ilham etti. Cehenneme gittiler. İdris Aleyhisselam'a rivayete göre şöyle bir iğne deliği kadar yer açtı orada. Cehennemi görmesi için. İdris Aleyhisselam baktı ve neredeyse bayılacaktı. Sırf iğne ucu kadar bir yer gördü cehennemde. Nasıl buldun ya İdris? Beklediğinden çok daha şiddetli buldum ya Azrail dedi İdris Aleyhisselam. Yani ateş olmasa sırf şu cehennemin kokusu ve oradan gelen o gürültüler, o sesler yeter dedi. Azap olarak. Ateş olmasaydı da sırf şu ses ve şu efendim gürültü ve efendim oradan gelen pis kokular yeter dedi diyor azap olarak. İdris Aleyhisselam. Bir de dedi cehennemi gördüm, bir de cenneti görmek isterim. Azrail Aleyhisselam'a ilham etti Cenab-ı Mevla. Cennete de götürdü. Cennette yedi, içti, gezdi, dolaştı. Çıkacağı zaman ben buradan çıkmam dedi. Azrail Aleyhisselam tabii. Ya hani getirdik, götürdük, gösterdik de şimdi dönme zamanı, burada kalamazsın. İdris Aleyhisselam dedi, ben istersen seninle mücadele ederim dedi. Allah Allah. Azrail Aleyhisselam şaştı kaldı. Ya Rabbi ben ne yapayım şimdi? Allahu Teala ilham etti. Ya Azrail, şöyle bir delillerinizi ortaya koyun bakayım. Bakayım kim haklı. Şöyle bir fıkhi bir mücadele yapın bakalım. Tartışın bakalım kim haklı. İdris Aleyhisselam dedi ki, ya Allah buyurdu ki her nefis ölümü tadacaktır. Ben ölümü tatmadım mı? Tattın dedi. Herkes cehennemi görecektir. Ayet var. Ben de gördüm. Herkes cennete girdikten sonra bir daha çıkmayacak diye ayet de var. Ben girdim. Şimdi niye çıkayım dedi. Azrail Aleyhisselam dondu kaldı. Vallahi doğru diyorsun dedi. Ve böylelikle İdris Aleyhisselam cennette kalmıştır. Rivayete göre 130 gibi yaşlarında.
ve hala hayattadır. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Dört kişi hayattadır. İkisi yerlerde, ikisi de göklerde. Göklerde olan İsa aleyhisselam ve İdris aleyhisselam. Yerlerde olan da Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam. İdris aleyhisselam yani hala hayattadır. Ve Peygamber Efendimiz İdris aleyhisselamla da dördüncü kat semada görüşmüştür. Subhane mucibis sailin. Subhane kabizin cebbarin. Subhane lezi ala fela yebluğu uluvvehu ehad. Zikrini yaparken gördü İdris aleyhisselam. Bu zikirle meşguldü. Ve inşallah orada ümmet-i Muhammed'e İdris aleyhisselam şimdi hulle biçiyordur. Yunus aleyhisselam, Yunus Emre Hazretlerinin buyurduğu gibi diyor ya ilahisinde. İdris Nebi hulle biçer Allah deyyu deyyu. Terzi ya mübarek. İnşallah cennetliklere elbise dikiyordur. Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belki bu müjdeyi almıştır. Yunus Emre dediğine göre vardır bir hikmet illa.